Çıkıyor musun? Aynen Seyran. Erkenden halledeyim işlerimi. Sonra buluşuruz zaten. Tamam. Dikkat et lütfen. Merak etme. Alo Latif Bey. Buyurun Seyran Hanım. Ferit şimdi aşağı iniyor. Ben hastaneye beraber gideriz dedim seninle Ferit'e. O yüzden bir şey sorarsa falan idare et lütfen, tamam? Seyran Hanım, kusura bakmayın ama ben Ferit Bey'ime yalan söyleyemem. Öyle mi Latif Bey? Ben sizi idare ediyorum ama bazı konularda unuttunuz herhalde. Yani lütfen böyle küçük bir şey için birbirimizi kırmayalım isterseniz. Suna günaydın. Hazırsan çıkalım mı? Hazırım, çıkalım. Seyran'a ne dedin? Ya seni söylemedim. Benim işte işlerle uğraşacağımız biliyor. Biz birlikte görünmeden nasıl çıkacağız? Halledeceğiz bir şekilde Suna. Tamam halledeceğiz, sorun yok. Sen geç. Latif Bey, ben senin yanına uğrayacaktım. Seyran'la sen... Seyran Hanım'ı hastaneye bugün ben götüreceğim Ferit Bey'im. Doğrudur. Okey, tamam. Ya sen bir de çaktırmadan... Seyran'ın doktoruyla konuşsana. Eğer bize söylemediği bir şey varsa öğren onu gizlice, tamam mı? Elimden geleni yaparım Ferit Bey. Yap yap. Ne oluyor Seyran ya? Hanım? Buyurun Latif Bey. Seyran Hanım, siz benden ne istiyorsunuz? Neden sürekli beni tehdit ediyorsunuz? Öncelikle bir sakin olun lütfen. Değil mi? Ben sizden sadece yardım istedim. Yani telefonda uzun uzun anlatamazdım çünkü. Nasıl bir yardım istediniz? Oturun lütfen. Oturun, oturun. Latif Bey. Hak verirseniz ki zor bir süreçten geçiyorum. Herkesle her şeyi konuşamıyorum. Ferit'e... Anlatmam gereken şeyleri anlatamıyorum. Yani Ferit'le konuşmam gereken şeyleri konuşamıyorum. Ama konuşmam lazım. Biliyorum. En son görüştüğüm doktor bir psikiyatrist önerdi. Ondan randevu aldım. Bugün ona gideceğim. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bu konuda elimden geleni seve seve yaparım. Teşekkür ederim Latif Bey. Ya şimdilik gidiş gelişim gizli kalsın. Ben kendimi hazır hissettiğimde zaten Ferit'le konuşacağım. Peki Seyran Hanım. Nasıl isterseniz. Bu seferlik öyle olsun. Şimdi ben aracınızı hazırlattırayım. Sağ olun Latif Bey. Rica ederim.